Bu resimlerim de daha çok benim şu anda yaptığım bu uygulamadaki resim bir anda wet on wet, yani wet, yaş üstüne yaş bir yöntem. O yöntemi uygularken aslında tabii ifadenin olanağı, ifadeyi etkili kılmak benim için çok önemli bir şey, bir sorunsal bir şey. Bu yüzden o zaman aralarında, yani boyarken dikkat ettiyseniz değişik şeylere, zamanlamalarla tekrar yeniden diğer yüzeylere geçiyorum. O yüzeylere geçtiğimde özellikle en sondaki attığım tuşlarla ifadeyi daha etkili kılmak için yaş sürüşler, hafif dokunuşlar, yani bir kadifeyi okşarmışsınız gibi dokunuşlarla o ifadeyi boyanın tadıyla, boyanın o kalınlığıyla, yer yer inceliğiyle o ifadeyi daha güçlendirdiğimi düşünüyorum aslında. Daha ilk başlangıçta yağlı boya yapıyordum. Resmi, biz akademi diyoruz özellikle üniversite yıllarından itibaren. 3. sınıfta boya eğitimine geçmiştik. O yıllardan itibaren yağlı boya yapıyorduk. Yağlı boyayı da yaklaşık 2005 yılına kadar sürdürdüm. Önceki resimlerimde fırçalar daha küçük, boyalar biraz daha kalın. Yağlı boya olduğu için arda arda zamanlarda bekleterek, kurutarak bir çalışmaydı. Ama son zamanlarda, özellikle son 10 yılda hem akriliğe geçmiş oldum. Akrilik tabii bana çok bir akışkanlık, çok hızlılık, süratlilik, fırça jestleri, özellikle resmim adeta fırça jestlerine doğru bir yol aldı. Geçmişten bugünümüze kadar sanatçıları izlediğim kadarıyla ben en başta sanat tarihinde Rembrandt'ı çok sevdim. Rembrandt'taki o ifade, duygu, dışa vurum beni çok etkiledi. Onun yanı sıra Frans Hals, Tiziano, Velázquez, genellikle dikkat ederseniz fırça tuşlarını önemseyen ressamları hep kendime baz aldım. Son zamanlarda da artık günümüze yakın her kuşaktan sanatçıları takip ediyorum. Daha çağdaş sanatta figür yapanları, özellikle portre yapanları takip ediyorum. Gittikçe de fırçalarımın genişliği, yüzeylerin büyümesi de yakınlık var. O yüzden Türk sanatçı da dünyayı şimdi her türlü internet aracılığıyla, görsel medyalarda şununla bununla daha iyi görebiliyor. Kendini de kıyaslayabiliyor. Bu anlamda yabancı sanatçıların şeyini daha iyi takip edebilmiş. Mesela bu kültür temalı şeyler, işte televizyonlar ve sizin bu televizyonunuzda olduğu gibi bu şekilde. Bunlar bir kere geniş kitlelere ulaşabildiği için televizyon, geniş kitlelerden en alt, yani sanatla çok az ilgisi olan bir kesime de hitap ettiği için, yani bana göre insanlar ne kadar sanatı duysalar, hissetseler, görseler, izleseler o kadar kendi hayatlarında da olumluluktur. Kendileri dahi, yani hiçbir şeye uğraşmıyorsa hobi olarak dahi başlayabilirler. Plastik sanatlarla ilgili şeyleri birçok yerlerde bunu öğrenebiliyorlar. Bu anlamda sanatı ne kadar yaygınlaştırırsak ve bu kanallarda o kadar yaygın olursa Türkiye için çok daha güzel günler bekliyoruz olur.